Asarım teteye, beni zora koşma. Biz diyeceğimizi dedik. Zora koşan sensin. Yakışmaz sana. Kumandanın emirlerini uygulamanın neresi yakışkanmazmış? Ha? Öyle bir düşün. Bulursun belki. Daha sefer çavuşu şehit veleni ne kadar oldu, yokla aklını. Hata mı ettik İngiliz'e baskın vermekle? Boşuna mı koyduk kardeşimizi toprağın altına? Sen de orada değil miydin? Mermiye bizimle koşan sen değil miydin Şamil? Şimdi bize silah doğrultmaya gönlün razı olur mu? Neden doğrulturum bu silahı size? Siz de onu bir düşünün Mehmet. Kendi aranızda planları yapıp Ali kumandanın yanına giderken bana haber verdiniz mi? Yoksa hiçbir şey söylemeden gittiniz mi? İçi havayla doldurulmuş korkaklarsınız. Siz de dünyanın yakasına yapışmış bir illetsiniz. Tek umudunuz Batı'nın güçlü elleri. Çocukken demirdağın eteklerinde Batı'nın hazin sonunu okurdum. Öyle böyle devletler kurduğum, devletler yıktım der atalarım. Bak Üsküplüm, dünyanın geleceği Batı medeniyetleridir. Dünya Batı'nın hakimiyetinde karanlıktan kurtulacak. İşte asıl o gün güneş doğacak. Güneş Batı'dan doğduğu gün kıyamet kopacak Bay Cox. Allah düşmanımın akıllısını nasip etsin. En azından centilmence ayrılabiliriz. Hadi ama bana bu kadarını borçlusun. Sana ve senden olana bir kurşundan başka borcum yok benim. Hadi ver şeyini. Var borcun. Şehirler. Önce Kut, sonra Bağdat. O topraklar bizim olacak. Üstünde yer yok. Lakin altında yer çok. O zaman savaş meydanında görüşürüz Üsküp'ün. Getir. Ne oldu? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı dedim? Ben yaptım kumandan. Beni vurdun, sesimi çıkarmadın. Lakin neferime dokunursan yakarım. Şimdi git kumandanına de ki çatıştık, teslim olmadılar de. Bizi almaya gelecekse kelepçeli değil, tabutla gelsin. Hezeyanı boyuna aşan Şefik, benim ne vakit yolumdan döndüğümü görmüş de sizi peşime gönderdi. Sizin hafsalanız alıyor mu aslanlar benim memleket toprağımı savunmayı bırakıp mahpusluk yatacağımı? O gözündeki perdeyi kaldırıp baksın. Vatan haini olan biz değiliz. Şerif Neccar'dır. Çakal avlamayı bırakıp kurt avına çıkacaksa söyle ona zırhını çifte su verilmiş çelikten dövsün. Zira inancımız inanmayanın zırhını deler. Şimdi alın bunu gözümün önünden, kaybolun. Yoksa buradaki herkes kardeş kanında boğulacak. Mağrur olma efendi. Toprağın göğsünü kabartan rütbeler değil, şehitlerdir. Hala hürse bayrak, hürse bu aziz millet, yaşıyorsa umutlar, ardında gizli olan hain gördüklerin değil, kahraman Mehmetçiklerdir. İzlerini takip edelim mi kumandanım? Hayır. Ordumuz yola çıkmıştır. Ali ile sonra evleneceğim. Gidiyoruz. Thank you.
Rafineriden geliyoruz. Araçlara yakıt getirdik. Aslanım. Buluşma yerimiz orası olsun. Tamam komandanım, dikkat edin. Sen de. Kolay gelsin. Generalin viskisini almaya geldim. Generalin viskisi ne çabuk bitmiş. Hem sana niye söylesin ki? Emir subayına söylerdi. Bana da Emir subayı söyledi zaten. İyi. Bu defa gerçekten iyi iş çıkarmışsın Bay Cox. Generalin viskisini getirdim. Gir. Viskinizi getirdim efendim. Hazırladığım dosyayı gönderdim. Evet efendim. General çoktan okumuştur bile. Bakalım ne diyecek. Eğer kibri üstün gelirse kaybederiz. Beni dinlerse Türkleri avlarız. Ahmak. Kendini çok akıllı zannediyorsun. Ama değilsin Cox. Kimse durması gerektiği yeri bilmiyor. Biliyorlar. Süleyman Askeri Bey'in planını biliyorlar.
Kendi generaline zehirli bir dosya mı gönderdin Cox? Hiç yakıştıramadım sana. Sen hala burada mısın? Boşları alıyorum efendim. Oyalanma. Biriniz de işinizi çabuk yapın. Bay Cox efendim. Gelsin. General. Bay Cox. Türkler için hazırladığım harekat planını okudunuz mu? Okudum Bay Cox. Şahane. Sürprizleri beğendiniz mi? Çok. Hayat ne garip değil mi? Hiç beklemediğiniz anda size küçük sürprizler sunabiliyor. Bu harekat planın için takdir mi bekliyorsun? Yakaladım seni. Sen beni kıskanıyorsun. Abartmayın Bay Cox. Kabul. İyi iş çıkarttınız. Ama mükemmel değil. Hala düşünemediğimiz noktalar var. Mesela Süleyman askerinin orduyu ikiye böleceğini nereden bileceğiz? General güldürmeyin beni. Bekledikleri tümen gelmedi. Bu topraklar artık Türkler için bir seraptan ibaret. Kaybetmeyi çoktan göze aldılar. Peki neden hala bizim değil? Süleyman askeri, Ali Teğmen gibi hayalcilerin son çırpışları. Onlar da biraz bizi yavaşlatıyorlar. Ama bütün Mezopotamya'yı gözden çıkartmış durumdalar. Onlar için artık buraları kaybetmek bir gurur meselesi. Ama bizim için kazanmak an meselesi. Dur asker! Bu kırıkları almadan nereye gidiyorsun? Topla çabuk şunları. Baş üstüne efendim. Hangi birliktesin sen? Kaldır kafanı da göster yüzünü. Kaldır kafanı, yüzünü göster asker. Beklediğiniz raporlar geldi. Çık. Gelip kontrol edeceğim. Eğer bir cam kırığına rastlarsam yalatarak temizletirim her yeri. Bak bu İngiliz uzlar ne enayi duruyor ya. Yeni mi anladın öyle olduklarını? Yo bir durdum da emin oldum şimdi. Neymiş emin olmana sebep? Baksana. Katranda suyun önünde petrol değil nöbet tutarlar ya. Gerizekalı bunlar. Ali kumandan geliyor Niyazi abi. Eğlenmeyi bırakalım. Hadi gidelim bir an önce buradan. Hallettiniz mi kumandan? Hallettik inşallah. Lakin hemen gidip bildirmemiz gereken hayati bilgiler var. Haydi.
Dur! Dur! Her şey hazırlıklı olun. Ben hallederim. Gel benimle. Bu varilleri siz mi getirdiniz? Evet. Neden sordunuz? Çünkü bir sorunumuz var. Heh. Açtım çom ağzını. Anladılar bak getirdiğimizin petrol olmadı. Ya ben ne dedim şimdi? Asıl sen açtın çom ağzını. Ya ne bilirsin anladıklarını ki? Dua edelim de anlamamış olsunlar. Yoksa ortalık çok karışır. Vallahi bence karışmasında bir mahsur yok. Bunların hepsinin leşini tek başıma sararım. Dışarıdakileri ne yapacaksın Sait? İngiliz karargahındayız, unuttun mu? E bir zahmet dışarıdakileri de siz halledersiniz herhalde, değil mi? Allah vere de anlamamış olsunlar. Ahval pek hayırlı görünmüyor. Bu variller eksik. Ayrıca bir gün gecikmeli gelmişler. Bize rafineriden yükleneni bu kadar. Gecikmenin izahatını kapıda vermiştik. Lastiğimiz patladı. O yüzden çölde gecelemek zorunda kaldık. Peki eksik variller nerede? Onu depo sorumlusu bilir. Benim elimde raporlarım var. Dilerseniz generale gidip bu sorundan bahsedebiliriz. Ben elimdekilerle kendimi ispatlayabilirim. Lakin depo sorumlusu arkadaşın başı biraz ağrıyabilir. Tekrar sayın tüm varilleri. Burada bir yerdedir. Hadi git sen de dikilme başımda. Çok şükür. Gidelim artık şu uğursuz yerden. Aslanlarım, Süleyman Askeri Bey ordumuzla birlikte yola çıktı. Şunları asla aklınızdan çıkarmayın. Bugünler disiplini zinhar elden bırakmamamız gereken günler. Bugünler hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamamız gereken günler. Bugünler en ufak hatayı kaldırmayacak günler. Yoksa zafer yerine Allah muhafaza felaketle karşı karşıya kalırız. Emre uymayan düzeni bozmuş sayılır ve ona göre cezalandırılır. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Güzel. Rahat asker. Şamil. Bir sıkıntın var aslanım. Ne bu yüzünün hali? Bir sıkıntı yok kumandanım. Var. Söyle bakalım neymiş? Kumandanım. Kardeşlerimiz de yanımızda olsaydı diye geçirirdim içimden. Ne dersin Şamil Çavuş? Onlar kardeşin olsalardı zaten yanında olurlardı Şamil. Onlar kardeşin olsalardı sana kurşun atmazlardı. Ben de onları attım kumandanım. Sen vatan hainlerine kurşun attın. Onlar Osmanlı neferine. Anlaşıldı mı Şamil? Anlaşıldı kumandanım.
demir gibi olacaksınız, demir. Darbeyi dosttan da, düşmandan da yeseniz kırılmayacaksınız. Kavrulsa da yüreğiniz bu ateşle. Sabredeceksiniz. Türk neferi kor olur, yine de eğilmez. Sizinle tartışamayacak kadar yorgun. En doğrusu da bu general. Ben sizin yerinize cephede yorulurum. Ayrıca isterseniz sizi bu kasvetli topraklardan götürelim. Daha rahat edebileceğiniz bir yere. O kadar da değil. Görevimin başındayım. Peki. General. Hizmetleriniz için minnettarız. İyi misin? Beni zehirledin asker! Ne diyorsun sen? Ne oluyor burada Baykux? Bilmiyorum Alfred. Bir anda fenalaştı. Doktor çağırın. Yardım edin. Çabuk. Kaldır şunu. General. Koş doktora haber ver. Komutanım. Komutanım kendinize gelin. Bu da neyin nesi böyle anlamadım. Yükleme için Abadan'a dönüyoruz. Variller boş. Tamam. Aç. Ne oldu lan? Durdu kumandanım. Bir daha dene. Kumandanım çalışmıyor. Tamam paniklenme aslanım. Dene bir daha. Haydi. Yolu kapatıyorsunuz. Acele edin. Çalışır şimdi. Hadi Renat hadi. Kumandanım benim elim yatkındır. Bir bakayım isterseniz. Ne yapıyorsun yap aslanım. Vakit yok. Haydi haydi haydi. Bozuldu. Bizim çocuklar baksın da. Hadi aslanım. Havalar çok sıcak biliyor musun? Yapıyor böyle. Yapamayacaksa başka birini çağıralım. Başka birine lüzum yok. Hallederler şimdi. Tamam çabuk halletsin o zaman. Halledebilecek misin aslanım? Evelallah komandanım. Az kaldı. Tamam. Şuralarda.
Ömer Bey'in aşiretinden delikanlılardı. Bu soysuz bedevilerin yanına koyduk ama... Onların hüküm sürdüğü topraklarda yaşıyoruz. Eğer akrebin deliğine yakın yaşıyorsan ölüme de yakınsın demektir. Bu dediğin onları haklı yapar. Beni şaşırttın Fatma. Hala burada ne aradığımızı bilmiyorum ben. O Üsküplü denilen adam ve diğerlerin nereye gittiğini de söylemiyorsun bana. Asıl sen beni şaşırttın Zeynep. Bilmediğim şeyi nasıl söyleyebilirim sana Fatma? Ben basit bir şifacıyım. Benden yardım istediler ve ettim. O kadar. Peki... o çölde birlikte yılan yakaladığınız adam Mehmet... ona da mı sadece yardım ettin? Oydu değil mi? Kim? Mehmet. Ona nasıl baktığını gördüm Zeynep. Seni çölde bulan adam o değil mi? Sevdiğin adam. Her şeyin vakti vardır Fatma. Lakin sen bu vakti gazeteci olduğun için beklememekte ısrarcısın. Gazeteci olduğum için değil Zeynep. Çocukluk arkadaşın olduğum için ısrar ediyorum. Ancak görüyorum ki... Kut'un değiştiği gibi içinde yaşayan insanlar da değişmiş. Arkadaşlar sırların gizlendiği güvenilmez insanlar haline gelmiş. Hainlerse kahraman. Onlar hain değil Fatma. Haklarında hiçbir şey bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum demiştin Zeynep. Bana laf oyunu yapma. O vakit sen de benden bir şey saklama Zeynep. Bu durum hiç iyi değil. Nesi iyi değil? Nesi var generalin? Nabzı hızla düşüyor. Sevk etmemiz lazım. Sedye getirsinler çabuk. Söylesene nesi var generalin? Zehirlenmiş. Nasıl yani? Zehirlenmiş mi? Burada, kendi odasında. Bu ona iyi gelecek. Ama yaşatmak. Derhal zehrin belirlenip panzehrin uygulanması gerek. Yeterli malzemem yok. Hastaneye götürün, hadi. Çabuk, hızlıca. Nasıl olur? Bütün bunlar nasıl olur? Sen ne düşünüyorsun? Neden bana böyle bakıyorsun? Bunu yapmayacaktın. Neyi yapmayacaktın? Böylesine önemli bir harekat öncesinde generali zehirlemeyecektin. Bu kadar aptal olamazsın Robert. Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Bunu yapmak için bir sürü nedenim var ama. Yanılıyor muyum? Bir sürü nedenim var ama aklım hala başımda. Generali ben zehirlemedim. Ben yapmadım. Öyleyse kim yaptı? Hadi hadi. Dikkat edin çabuk. Dikkat edin, dikkat edin. Çabuk, çabuk, çabuk. Kaldır, kaldır. Çalıştır, çalıştır. Hadi asker, hadi. Sait, yolu kapatıyoruz, hadi. Uğraşıyorum kumandanım. Uğraşma aslanım, yap artık. Açın çabuk yolu. Aracın hemen çıkması lazım. Thank you.
Bulabildin mi zehri? Hayır Bay Cox, bulamadım. Şimdiye kadar renginin değişmesi lazımdı. Okumanızı tavsiye etmem Bay Cox. Temasınız ölümünüze neden olabilir. Peki ama bu viskiyi generale kim getirdi? Ha? Kim? Kim getirdi? Şu arabayı hemen kaldırmazsanız hepinizi geberteceğim. Bırak, bırak. Gideceğiz. Siz gelmeyin. Yüzünüzü göstermeyin. Hadi, hadi! Hadi bakmayın, yardım edin, yardım edin! Bakalım daha ne işler gelecek hadi, başımıza. Hadi, hızlı olun biraz, çabuk! Biraz daha, biraz daha! Hadi, hadi! Asker, generale viskiyi sen mi götürdün? Hayır efendim, ben viski götürmedim. Bana yalan söyleme! Sen mi götürdün? Yemin ederim ben götürmedim Bay Cox. Kim? Kim götürdü? Bir Hintli asker generalin viskisinin bittiğini söyledi. Eğer yalan söylüyorsan seni kendi ellerimle öldürürüm. Tanrı şahidim olsun, doğruyu söylüyorum. Görsen tanır mısın? Tanırım. Gel benimle. Boşuna zahmet etme. Geceyi burada geçirmeye niyetim yok benim. Yalnız başımıza bir yere gidemeyiz. Ali Beyleri bekleyeceğiz. Onlar da ne vakit gelir Allah bilir. Sen aklını mı yitirdin Zeynep? Ne olmuş sana böyle? Sen tek başına Necef çöllerini aşabilen biriydin. Şimdi buradan Kut'a gitmeye mi korkuyorsun? Korkmuyorum Fatma. Neyini anlamak istemiyorsun? Onlara yardım etmek için buradayım. Peki ben niye hala buradayım? Bir de soruyor musun? Beni takip eden sendin. Şimdi de gitmek istiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacağız. Seni tek başına göndermem. Onların gelmelerini bekleyeceğiz. İşte geliyorlar. Nihayet. Hayır. Bunlar onlar değil. Necer amca. Baba. Bizi nasıl buldu ki? Bize saldıran bedevilerle birlikte geliyorlar. Dur, sakin ol. İyi misin kızım? Şükürler olsun, iyisin. İyiyim, iyiyim. Ne işiniz var burada? Dün geceden beri ne yapıyorsunuz burada? Biraz daha devam edin, biraz daha. Çalıştır. Yürü. Devam et asker!
Sen bu işten anlarım dememiş miydin aslanım? Kumandanım anlarım da çalışmayacağı tuttu arabanı. Yap o zaman Sait. Tamam kumandanım. Sen! Buraya gel. Bu muydu? Hayır, daha zevkli. Sen asker, gel buraya. Peki ya bu? Değildi Bay Cooks. Derhal bütün Hintli askerler buraya gelecek. Hepsi, hemen! Çabuk! Bas. Koşun! Hadi aslanım, hadi. Biraz daha gidemezsek bir daha hiç gidemeyeceğiz. Ey kurban olduğum Allah'ım, çalışsın şu gavurun malı artık. Bas. Hepsinin suratına tek tek bak. Hangisi? Bas. Şükürler olsun Rabbime. Lan yakayı ele verdi kız da. Niyazi. Buradan çıkana kadar sen sus kardeşim, gözümü seveyim. Oğlum hadi hadi hadi. Bunların arasında değil. Emin misin? Eminim. O haini bana hemen bulacaksın. Eğer bulamazsan seni kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı? Emredersiniz. Ninem ilaç için zehir istemişti. Onun için yılan avlamam gerekti. Biz de Fatma ile birlikte geldik. İstediğimiz yılanı avlayıncaya dek vakit nasıl geçti bilememişiz. O yüzden mi geceyi çölde geçirmeye karar verdiniz? Evet babacığım. Zeynep'le baş başa vakit geçirmeyeli epey olmuştu. Ya bu çadır? Bu çadır kimin? Ninemin eski bir ahbabının. Av çadırıdır. Onu görünce sağ olsun bize yardım etti. Çadırını verdi. Onları da bizi korumaları için vazifelendirmişti. Lakin bu soysuzlar onları öldürdü. Bizi de öldüreceklerdi. Baştan Şeyh Hazretleri. Vallahi bilmiyorduk. Sana bir şey yaptılar mı kızım? Sana bir zarar verdiler mi? Denediler baba. Lakin başaramadılar. Gururum dışında hiçbir yerim incinmedi. Bizim gururumuzdan başka koruyacak bir şeyimiz yok kızım. Baba, niye öldürdün onu? Seni bulabildiysem, bu soysuzlar adımı duyup kaçtılarsa ardında sağ düşman komadığındandır. Derslerini almışlardı baba. Onları bağışlayabilirdin. Yaşamalarına izin verseydim kızım, bir dahaki sefere seni de beni de sağ bırakmazlardı. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Yürüyün. Necer amca, siz gidin.
Bizim Fatma ile işimiz daha bitmedi. Değil mi Fatma? Bunlara rağmen kızımı burada bırakmamı nasıl istersin Zeynep? Gidelim Zeynep. Kaldığıma da değmedi zaten. Fatma, bunu konuşmuştuk. Neyi konuştuğumuzu hatırlatmak ister misin? Ne bu gizemli gizemli konuşmalar? Sen izah etmek ister misin Zeynep? Hadi. Bir an önce çadıra gitmemiz lazım. Şefiye bildirmemiz gereken hayati bilgiler var. Planlarımızı biliyorlar. Nasıl öğrenmiş olabilirler ki kumandanım? Harekat planının bizim karargâhtan çıkması imkansız. Bu vakte kadar her olmaz dediğimiz başımıza gelmedi mi aslanım? Bunu da öğrenmişler işte. Siz kamyonu gizleyin. Kolay bulunmayacak bir yer olsun. Yapmaya hakkın yok Şefik Kumandan. Ne yapıyorsun, asker astı bunları? Ben doğrusunu yapıyorum. Sen git işine bak. Hey! Aslan dedem benim. Yardıma ihtiyacın var mı? Var desem eder misin? Ederim elbet. Hem ben Ali abilerin kötü bir şey yaptığına inanmam ki. Hem sen yapmasan ben yapacaktım onu. Geçiyordu aklımdan. İyi ya. Gevezelik etme o zaman. Yardım et. Hadi bakalım. Sen evirip çevirme de söyle. Ben diyeceğimi dedim Necer amca. Fatma! Benimle kalmak istemiyor muydun? Fatma, hadi gidiyoruz kızım. Zeynep, sen gelmek istemiyorsan kalabilirsin. Efendim! Gelenler var. Bedeviler olabilir. Hadi siz saklanın çabuk çadıra. Bunlar bedevi değil. Fazla yaklaşma. Teslim ol. Selamun aleyküm. Niye bu aralar kime selam versem ağzı açık böyle bakıyor? Selam almaya kimsenin cesareti yok mu? Senin selamın alınmaz vatan haini. Teslim ol. Seni Şefik Kumandan'a götüreceğim. Seni sevdan başına vurmuş Neccar. Sen Şefi'ye değil, İngiliz'e teslim edersin.
Kes sesini! Ne işin var kızımın yanında? Ne arıyorsun burada? Ne İngiliz'i, ne sevdası baba. Sen sus Fatma. Hadi saklanın siz dedim. Söyle adamlarına. Silahlarını indirsin. Senden emir almam. Asıl senin adamların bıraksın. Korkuyor musun Necar? Korkma. Ecelin sana böyle güneşli bir günde değil, sıfatın kadar karanlık bir gecede gelecek. Bir gece koynuna bir yılan sokulacak. Zehri damarlarını parçalayacak. O yılanın başını ezmesini bilirim. Dur baba. Onu ben çağırdım. Ne dedin? Mülakat yapmak için. Arandığını duyunca meraklandım. Haber yapmak istedim. Sen kızarsın diye de sana söyleyemedim. Efendim, hiçbir yerde bulamadık. Aklımı kaçıracağım. Madem içeri sızmadı, bütün bunlar nasıl oldu? Hayalet mi bu adam? İstedikleri de bu zaten. Aklımızı kaçırmamız. Bir karabasan gibi üstümüze çökmek istiyorlar. Haklısın. Generali öldürüp askerlerimizin moralini bozmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bu aramaların hepsini gizli tutmalıydık. Tabur huzursuz. Hintli askerler korku içinde. Korksunlar Robert. Düşman içeri kadar sızıp eğer General Barrett'ın odasına kadar geldiyse hepimiz korkalım. Korkun. Bu kabul edilemez. Biz burada ne yapıyoruz? Bu lanet yerde ne yapıyoruz? İşine dön. Tek amacı bu olamaz. Buraya başka bir şey için geldi. Kim? Üsküplü. Robert. Bütün bunları Üsküplü'den başka kimse yapamaz. Fırsatım varken onu öldürmeliydim. Onu yakaladınız mı? Evet. Ama itibarını bitirmek daha akıllıca olur diye düşündüm. Büyük bir hata yapmışsınız Bay Cox. Çok büyük bir hata. Gözlerine baktım. Derinlerde intikamdan ve öfkeden başka hiçbir şey yoktu. Elinizde imkan varken onu öldürmeliydiniz. Üsküplü gibi birisine kurşun sıkarak onu öldüremezsin. Aksine krallığına yükselen merdivenlere basamak olur. Onu bir kahramana dönüştürür. Hem de ölümsüz bir kahramana. Elimde fırsat olsaydı kafasını gövdesinden ayırırdım. O zaman da ne yapmak istediğini öğrenemezsin. Robert, onu yenmek için onun gibi düşünmeliyiz. Onun gibi bakmalıyız. Düşün. Düşün. Onun gibi düşün. Dur. Olamaz. Ne oldu? Hayır. Bunu yapmış olamazsın Üsküplü. Ne oldu? Amacı sadece generali öldürmek değildi. Bu bir paravandı. Dikkatimizi dağıtmak için. Harekat planımızı öğrenmek için geldi.
yapacağız bunları? Neden buraya geldik dede? Sen ver bakayım onları. Sen biraz kenara çekil. Ne yapıyorsun Hüseyin baba? Bir şey yok, kumandan görmesin. Görsün Hasan. Görsün ki aklı başına gelsin. Yapma Allah aşkına baba. Başımıza dert açacaksın. Dert açılacaksa benim başıma açılacak. Senin bir kusurun yok. Rahat ol. Hüseyin Bey doğru söyler Hasan. Bu defa başına büyük dert açtı. Bu rezilliğinin hesabını vereceksin. Derhal odama. Benim için mülakat yapmayı daha da cazip hale getirdi. Asla böyle bir şey olmayacak. Onu ölü ya da diri götüreceğim. Tercihin ölmem olurdu değil mi? Fatma Hanım, bence siz mülakatı babanızla yapın. Daha isabetli olur. Size çevirdiği oyunlardan bahseder. Kes sesini! Ya teslim ol ya öl. Kendi kızına dahi gerçek yüzünü göstermeye korkan aciz adamın tekisin. Sana teslim olacağım ama İngilizler için çalışırım. Cömert tekliflerde bulunuyorlarmış diye duydum Neccar. Doğru mu? Yeter artık! Beni daha fazla aşağılamana müsaade etmem. Durun! Durun, ateş etmeyin! Senin hiç mi vicdanın yok? Vicdan dediğiniz, ben de ihanet başladı mı biter. Bana dokunamazsın. Ben Osmanlı'nın müttefikiyim. Eğer bana dokunursanız bu topraklarda sırtınızı dayayacağınız bir yeriniz kalmaz. Bizim Allah'ımız bize yeter. Rahat ol sen. Yaşına hürmeten sana gerekli olan iltiması tanıdım. Sen teşkilat-ı mahsusanın neferisin. Bizzat Süleyman Askeri Bey'in seçtiği birisin. Ne yaptığını sanıyorsun Hüseyin Bey? Ali kumandan da bir teşkilat casusudur. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Onu ifşa ederek, vatan haini ilan ederek kime neyi ispatlıyorsun kumandan? Bizi el aleme rezil ettin. Birbirimize girdiğimizi ilan ettin. Bana işimi öğretme. Liyakat sahibi değilsin kumandan. Senin yaşın kadar benim devlet gezmişliğim var. Yerle yeksan olan, gördüğüm her devlet liyakatsız insanlar yüzündendi. Bu kadar yeter. Teşkilat-ı mahsusadaki görevine an itibarıyla son verilmiştir. Bir daha en ufak bir hatanda seni hapse atarım. Bir daha da çıkarmam. Şimdi silahını teslim et ve derhal odamı terk et.
Bir gün bu yaptıklarından pişman olacaksın kumandan. Çık dışarı. Adem! Emredin kumandanım. Afişleri hazırlayıp tek tek duvarlara astırın. Emredersiniz. Bu elimden son kurtuluşum olacak. İhanetinin bedelini er ya da geç ödeyeceksin. Baba! Yoksulluk, vebalar, tefrika, mezhep ayrılıklarıyla yaşanmaz hale geldi Osmanlı. Böyle mi kurtaracaksınız devleti? Siz en son ne zaman hastalandınız hanımefendi? Bilmiyorum. Ne ilgisi var? Refah dediğiniz öyle vebaya, açlığa, tefrikaya teslim olunarak sağlanmaz. Bu bahsettiğiniz hastalanmış bir insanı daha fazla acı çekmesin diye öldürmeye benzer. İlacı öldürmek midir? Bunu mu kabul edeceğiz? İlacı hatırlamaktır. Neyi hatırlamak? Feda ettiklerimizi. Bayrak için ya feda edersiniz ya da bayrağa veda edersiniz. Cihan değişti. Kapitalizm sınırları kaldırdı, bayrakları indirdi efendi. Birçok devlet savaşıp yok olmaktan sonra büyük güçlerin egemenliğine teslim olmayı seçti. Kapitalizmin kullara ihtiyacı vardı. Hürriyet şuuru olmayanların da efendileri. O bahsettiğiniz Hindistan'da, Afrika'da, hatta Asya'da dahi başarılı olabilir. Lakin bizim efendimiz Allah'tır. Yeter artık. Hadi gidelim Fatma. Zeynep. Bunun bedelini ödeyeceksin Üsküp. Biliyorum. Bir gece ansızın gelip sana ödeyeceğim. Keşke öldürseydik bunu. Niye? Kahraman olsun diye mi? Foyasını meydana çıkartmadan bir aşiret liderini öldürürsen... elindeki mücahit desteğini de yitirirsin. Yapılacak çok iş var haydi. Eğer harekat planımızı öğrendiyse her şey mahvolur. Efendim değiştirmemiz gerek. Bunu nasıl yapacağız Ozvut? Siperler kazıldı, yırnaklar yapıldı. Onca şeyi baştan yapmak kolay mı? Aklını kullan. O halde planların şefeye ulaşmasını engellemeliyiz. Bu da imkansız. Er ya da geç ulaşacaktır. Sakin olun Bay Cox. Şu anda varsayımlar üzerine düşünüyoruz. Belki de planları görmemiştir. General Barrett gibi konuşma. Böyle bir riski göze alamayız. Bunu sen de biliyorsun. Oswald. Necer'e git. Şefin ağzını arasın. Planlarında bir değişiklik var mı öğrensin. Peki efendim. Ben de çadıra gideceğim. Düşünmem lazım. Araba hazır mı? Hazır efendim.
Oli'yi gömdük kumandanım. Ardı kesilmiyor namussuzların. Dahası olsa onu da gömeriz Sait. Çöl başka ne işe yarar? Hallettiniz mi kumandanım? Bu son kardeşler. Bu kendi toprağım için yaptığım son plan. Şefik ya buna uyacak ya da sonuçlarına hep birlikte katlanacağız. Göz göre göre tuzağa gidecek değil ya kumandanım. Ona bizzat ben teslim edeceğim. Kumandanım seni bir daha salmaz. Bir daha biz de kurtaramayız. Ne vakit canımın derdine düştüğünü gördün aslanım. Ya biz ne olacağız? Ya size bir şey olursa biz ne yapacağız? Kimseye bir şey olacağı yok. İşin zor kısmı düşmanın koynuna sızmaktı. Kendi şehrimizde de iz arayacaksak vay halimize. O vakit Dicle'den girelim. En emin yer orası. Doğrudur. Nehir bizi şehre taşıyacak. Hüsrev babanın yanına gidin. Olanı biteni haberdar edin. Baş üstüne. İşin zoru sana düştü Ömer Bey. Buyur kumandanım. Şefiğin muhbirine Şeyh Sadullah'ın gizli yerde beklediğini söyle. Gerisini bana bırak. Bir de biz çıktığımızda adamların çadırın yerini değiştiriversinler. Baş üstüne kumandanım. Mevlüt, Niyazi, siz bizi kıyıda bekleyeceksiniz. Şayet dönersek ardımızı kollayacaksınız. Dönmezsek kumandanım? Dönmezsek? Dönmezsek ant içtiğimiz işi yaparken ölmüş olacağız. Kardeşler, bu gece, bu milletin istikbalde anlatacağı destanın başladığı gece olacak. Bundan öncesini unutun. Bozuldu. Hemen gidelim. Tabii Baykuks. Ne oldu? Neden çalışmıyor? Anlamadım efendim. Hemen bakarım. Çabuk ol. Daha ne kadar bekletmeyi düşünüyorsun beni? Görünen bir sorun yok Baykuks. Anlamadım neden çalışmadığını. Anlamamana hiç şaşırmadım asker. Çabuk bana başka bir araba bulun. Araba hazırlayın. Baykuks, ne yazık ki arabaların hiçbiri çalışmıyor. Sebep? Variler Baykuks. İşlerinden katranlı su çıktı. Arabaların hepsi bozuldu. Üzgün. Peki, tamam. O zaman hemen bir ağaç bulun bana. Hemen. Üzgün. La bir tadına bakayım bunu. Sıcaktır Niyazi, dikkat et. Hey, hey yandım lan, yandım. E ben sana dedim Niyazi sıcak diye. La uçaklar yandım ben. La su mu bir şey getirin ya, yandım diyorum size ya. Ne oldu? Sıcak dedim dinlemedi. Bakma şuna Ömer Bey, sabahtan beri bahane arar horon tepmek için. Lan ne alay ediyorsun, dilim eridi buraya, git su getir bana, haydi. Madem bu kadar çok istiyorsun, işte sana fırsat. Tabii kumandan da müsaade ederse. La bu bizim kemençeye benzer. Ya.
Mevlüt gel. Aha. Gel lan oğlum tepemden. Ulan git öte. Boş ver onu Niyazi abi. Ben sana eşlik ederim. Nasıl yapıyorsun? Bak topuğundan buraya kıvıracağız. Evet. Böyle kafayı da mı sallıyorsun? Kafayı da sallıyorsun. Kollar kaldır. Kaldır kolları. Geriye kıvıracağız mı bir daha getiriyorsun? Uzun zamandır bu kadar eğlendiklerini görmedim. Ben de öyle. İnsan dediğin ne ki Ömer Bey? Bir yudum su, bir avuç tebessüm, bolca sabır. Lan Mehmet, haydi gel. Gel lan. Yok sağ ol, biz böyle iyiyiz. Sait. Hop. Hiç kolundaki yaraya baktığın da yok, uyuyan bu deliye. Akıllıya uyduk da ne oldu Mevlüt abi? Aramızda en keyifli Niyazi abi. Bir bildiği var demek ki. Haydi bak beşe oraya gidelim. Hop. Yeter ulan tepiştiğiniz nimetin başında. Oturun aşınızı yiyin hadi. Oh. Ay Allah razı olsun Niyazi abi. Oy. Oh, uzun zamandır böyle rahatlamamıştım. Sait küçükken odasında gizli gizli türküler söyler, oyunlar oynardı. Bu da... Babamın kıyafetlerini giyerdi. Aynanın karşısında böyle delikanlılık taslardı. Hatta bir kere aynayı kırdı. Hatırlıyor musun? O istemeden olmuştu. Tabii. Ulan yeter susun acık. Öldük acımızdan ya. Mevlüt çavuşlu olabilir. Ya Rabbel Alemin. Şu yoklukta verdiğin bunca nimete hamdü senalar olsun. Ömer Bey, her şey için çok sağ olun. Siz olmasaydınız çölde halimiz perişandı. O ne demek? Neyim var, neyim yok? Hepsi size feda olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden Ömer Bey. Aşımız ekmeğimiz boldu. Doya doya yiyin. Bu gece zorlu geçecek. Sen eve gir. Seninle sonra görüşeceğiz. Görüşelim baba. Sen de evine git Zeynep. Bir daha da böyle bir hadisenin yaşanmasına müsaade etme. Fatma deliyse de sen çok aklı başında bir kızsın. Bir delilik yaparsa ona mani olmalısın. Fatma'nın üzerine gitme Necer amca. Er geç o da neyin ne olduğunu anlayacak. Ona daha da yüklenirsen daha beter olacak. Daha beteri ne olur Zeynep? O Üsküplü denen caniyle mülakat da neymiş? İyice kendinden geçmiş bu kız Beyrut'ta. Var git evine hadi. Haydi. Üsküplü. Sevdiğim kadını elimden aldın.
Şimdi de kızımın aklına girmene müsaade etmem. Ali kumandan nerede? At koşturmaya gitti. Niye? Atı oradan oraya koşturunca ne oluyor? Aklında nice olmazları oldurur insan at üstünde koşturunca. Rüzgar yüzüne vurur. Her şey altından kayıp gider. Başka bir aleme geçersin. Bu alemi hallettik de öteye kaldı. Şunların aklına sokma böyle şeyler. Hadi. Ali kumandan geliyor. Her şey hazır mı Ömer Bey? Hazır kumandan. Buradan Dicle'ye kadar atla gideceğiz. Ondan sonrasını nehir üzerinden gideceğiz. Aslanlar, vatanı sevmeyene ne yaşadığımızı anlatamayız. Kendi şehrimize kaçak ve yalnız bir şekilde giriyor olsak da mahzun olmayın. Cennete yalnız girmeyeceğiz. Ya! Kumandan niye böyle imalarda bulundu baba? Neydi adı? Üsküplü. O kumandan falan değil. Osmanlı'ya ihanet eden bir hain. Ayrıca senin onunla mülakat yapmak istemen de affedilir bir şey değil Fatma. Ben gazeteciyim baba. Herkesle mülakat yapmak isterim. İnsanları gözünü kırpmadan öldüren bir caniyle yapamazsın. Ayrıca onun sözlerine itimat edip babanı suçluyorsun. Ben seni suçlamıyorum baba. Sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Daha anlamadın mı Fatma? Kendi gözlerinle görmedin mi? Bunlar anlamana yetmez mi? Niyetim seni öfkelendirmek değil baba. Sakin ol. Elbette senin söylediklerinin değeri diğerleriyle kıyaslanmaz. Niye bu kadar celallendin? Bu meseleyi bir daha açma Fatma. Bana yaşattıklarının hesabını soracağım ona. Ne yüzle geldin sen buraya ha? Ne yüzle? Şerif Necar, Şerif Necar lütfen. Lütfen sakin ol. Ben o soysuzu size öldürün diye gönderdim. Bunu ben de yapabilirdim. Lakin Baykuk'sa hürmetimden o et yığınını önünüze attım. Ama siz onu sağ bıraktınız. Şerif Necar, bunu neden yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Lütfen. Ben o Üsküplü baş belasının neler yaptığını çok iyi biliyorum. Haklısınız. Ama bizim için de işler pek yolunda gitmedi Şerif Hazretleri. Ne demek bu? Ne oldu? Karargaha sızmış olabileceğinden şüphe ediyoruz. Ne? Ne? O yılan içinize kadar girdi öyle mi? Yok. Bu kadarı fazla. Baykuk'sa söyle benden bu kadar. Şerif Necar, siz ne diyorsunuz? Hayatımda duymadığım hakaretleri duydum. Şerefim iki paralık oldu. Söyle Baykuk'sa kendine başka müttefikler bulsun. Şerif Hazretleri. Biliyorum. Öfkelisiniz. Haklısınız.
Ancak lütfen iyi düşünün. Üsküplü çok önemli bilgileri ele geçirmiş olabilir. Ve bu bilgiler Türklerin eline geçerse bu savaşı kaybederiz. Ve biz bu savaşı kaybedersek siz de kaybedersiniz. Allah kahretsin seni Üsküplü! Şimdi lütfen şahsi meseleleri bir kenara bırakın ve yarın ilk iş olarak Şefik Kumandan'ın yanına gidin. Harekat bilgilerini değiştirip değiştirmediğini öğrenin ve bizim yanımıza gelin, bize iletin. Bu çok önemli Şerif Neccar, çok önemli. Ama bir daha o eşkıya Üsküplü karşıma çıkarsa Baykuks'a onun ancak kemiklerini gönderirim. Anlaşıldı mı? Kelimesi kelimesine efendim. Cihan Harbi'nin kurşunlardan, bombalardan ve cesetlerden ibaret olmadığını Irak cephesine geldiğimde anladım. Burası insanın ruhunu eritecek kadar sıcak ve türlü oyunlarla dolmuş durumda. Türk ve İngiliz casusları birbirleriyle akıl oyunları oynayarak orduların harekat kabiliyetlerini değiştiriyorlar. Maşaları ise aşiretler. Casusların oyunlarında arada kalan Arap aşiretleri umutsuzca vaat edilen zamanların gelmesini bekliyor. İngiliz askerleriyle henüz karşılaşmadım. Ancak karşılaştığım Türk askerlerinin cesareti ve zekası bu savaşın İngilizler için hiç de kolay olmayacağını anlamama yetti. Peki zeki bir Türk askerinden istediğim bilgileri nasıl alabilirdim? Bu da benim savaşımdı. Herkes ne yapacağını biliyor. Şehre ayrı ayrı gideceğiz. Burada buluşuruz kumandan. Ömer Bey, önce sen gir. Eyvallah kumandan. Ömer Sait. Niyazi. Biz de yatsı yıkılalım hadi. Ölürsek falan borçlu gitmeyelim öte tarafa. Ya doğru dedim bak, ben onu hepten unuttum ya. Şu müktesebatın elden geçir. Namazdan gayrı her şeyi biriktirir oldum. Gevşedin iyice. Tövbe tövbe. Olamı ettim ben ya. Zeynep. Neredesin sen? Sakin ol nene. Kızım neredesin diyorum ha. Dünden beri neredesin? Fatma ile beraberdim. Geldim işte. Bana da geldiler kızım. Bana da geldiler. Aklım çıktı. Neden?
Evden kaçarım diye mi korktun? Sus. Kötüyü çağırma öyle. Çok yorgunum nene. Allah aşkına üstüme gelme. Kızım kendine gel. Neler oldu biliyor musun sen? Ne oldu? Hüsrev Bey mahvoldu. Çıldırdı adam. Şefik kumandana gitmiş evlatları için. Orada da fenalık geçirmiş. Ne? Ya. Nasıl şimdi? İyi iyi. Şimdi daha iyi. Ben bir gidip bakayım. Rahat bırak kızım. Dinlensin adam biraz. Oo, kime diyorum? El kadarken sana mahkum. Böyle büyüdü mü de ele mahkum. Oh ah Zeynep ha. Ah. Kumandanım. Evet Adem. Nedir durum? Tüm hazırlıklarımız tamam kumandanım. Silah ve mühimmat sayımını bizzat sen yaptın öyle değil mi? Ben yaptım kumandanım. Eksiğimiz yok. İyi Ayşe. Askerlerimize yetecek kadar erzak temin edildi. Güzel. O halde her şey hazır. Emrettiğiniz takdirde sabah yola çıkıp Süleyman Askeri Bey'e yetişebiliriz. Şimdi değil. Gözünü dört aç Adem. Benim biraz işim var. Geç olmadan dönerim. Sizinle birlikte gelmemi ister misiniz kumandanım? Hayır. Sen askerlerin başında dur. Emredersiniz kumandanım. Ayran getirdim dede. Açsın, yemek de yemedin. Al bunu iç bari. Hadi sen de var git evine. Anam babam merak eder. Merak etmezler dede. Hem benim vazifede olduğumu bilirler. Ben bakarım dede. Hüsrev Baba, Hüsrev Baba iyi mi? Sakin ol Zeynep Bacı. Hüsrev Baba. Hüsrev Baba, ninemden aldım haberini, iyi misin? İyiyim, iyiyim kızım. Allah razı olsun. Geç uzan biraz, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Güçlü olman lazım. Ayran yaptım, içti lakin yemek yemedi. Geldi geçti gitti kızım. Sen telaş etme. Hayırdır? Bu saatte kim ola ki? Ben bakarım dede. Maşallah Zeynep bacı. Ayağın bereketli geldi. İçin bulanıyor mu? Terliyor musun? Aklım bulanıyor Zeynep. Şeytan fısıldıyor. Kendimi zor tutuyorum. Şöyle uzan biraz. Sağ olasın. Kalbim temizmiş. Oğulları gelse de keyfi yerine gelse dediydim içimden. Babam. Aslanlarım. Babam. Aslanım. Nasılsın babam, iyisin? Siz beni boş verin. Asıl siz nasılsınız onu söyleyin. Gördüğün gibi biz gayet iyiyiz baba. Maşallah, maşallah. Geçin oturun. Biz iyiyiz de. Seni biraz yorgun gördüm be baba. Hı? Yok be evlat. Bugün fırında biraz iş çoktu oğlum. Yoksa bizim yorgunluğumuzda ne olacak? Sebebi fırın mıdır gerçekten? Yoksa başka bir sebebi var mıdır? Ne oldu Zeynep?
Kusura bakma Hüsrev Baba, bunu bilmeleri lazım. Neyi bilmemiz lazım? Hüsrev Baba dün fenalaşmış. Ne? Nasıl? Önemli bir şey değil be oğlum. Gözüm karardı biraz, hepsi o kadar. Ah be babam, ah be babam. Niye gizlemeye çalışıyorsun bizden? Vallahi Hüsrev Baba bir şey yok diyor ama Ninem aksini söylüyor. Yatıp dinlenmesi gerekiyormuş. Bundan sonra yorulacak bir vazifem yok artık. Hiç endişelenmeyin. Nasıl yani? Neden yorulacak bir işin yokmuş baba? Öyle işte. Sen koskoca pehlivansın be baba. Yatağa düştün diye vazifeni bırakır mısın hiç? Bırakmam elbet. Lakin Şefik Kumandan teşkilattaki görevimden azletti beni. Sen ne dersin baba? Niye yaptı bunu? Evlatlarıma hainlik damgası vurulmasına karşı geldiğim için. Of, o iyice şirazesinden çıktı artık. Bunun hesabını sormamız şart. Evlatlarım, benim asli vazifem vatana sizin gibi iki aslan yetiştirmekti. Bunu da başardım çok şükür. Bir baba için bundan daha büyük bir övünç yoktur. Mevsimler gibi insanlar gelir geçer. Dertler gelir geçer. Lakin erdem baki kalır. Hiddetinizi dizginlemedikçe düşmanınızı alt edemezsiniz. Düşmanınızı anlamadıkça dosta fayda veremezsiniz. Benim size vasiyetim odur ki asla yeğse düşüp öfkenize yenik düşmeyin. Aklınıza pranga vurmayın. Bizi cümle hayvanattan ayıran irademizdir. İradenizi kimsenin eline teslim etmeyin. Allah'a secde edin. Düşmana kıyama durun. Aslanlarım, evlatlarım. Hayırdır efendi? Nereye gidersin böyle? Kumandanı görmem lazım. Ne yapacaksın kumandanı? Sen kimsin? Aradığınız kaçaklar vardı ya. Onları gördüm. Dicle kıyısında. Nasıl emin oldun bizim aradıklarımız olduğundan? Her yerde resimleri var. Oradan tanıdım. Kaç kişilerdi? 4-5 kişi kadar. Tamam. Haydi git sen. Kimsin? Ne istiyorsun? Beni dinleme. Ali! İkaz yolunu çoktan geçtim, davranma yakarım. Zaten öldüreceksin. Yoksa niye geldin buraya? Seni öldürmeye değil, karama yapmaya geldim. Yine ne diyorsun Ali? Benden çaldığını bana geri vermeye mi geldin? Onlar onlar değil. Aç içine bak.
Nerenin haritası bu? Mezar yeriniz. Süleyman Askeri Bey birliği ölüme götürüyor. Planlarımızdan haberleri var. İmkanı yok. Ne hayal ettiysem yerle yeksan oldum. Buraya geldiğimden beri talihsizlikler peşimi bırakmadı. Nerede hata ettim Zeynep? Biz istediğimiz şeylerin neticesini düşleriz. Lakin ona ulaşana dek karşımıza çıkacak çileleri hiç düşünmeyiz. Yerle eksan olan ümidinse eğer... şu geceden daha karadır bahtın. Değilse uçurumlar düşleme. Yolun aydınlık olacak inşallah Mehmet. Düşümde. Elimde mavzer. Dilimde tekbir. Gönlümde sen. Koşuşturup dururum. Kıratlar gibi hür. Aslanlar gibi korkusuz. Lakin uyandığımda hakikat yüzüme bir tokat gibi çarpar. Nerede hata ettik Zeynep? Daha kaç cephede savaşacağız? İyi günde her kumandan basiretlidir. Akıllıdır. Sabırlıdır. Lakin zor günde yükün çoğu neferlerin sırtına biner. Sen üzerine düşeni yapacaksın Mehmet. Üstüme düşen ne Zeynep? Aklım karmakarışık oldu. Şefik kumandana mı isyan edeyim? Ali kumandana mı kızayım? Babama mı yanayım? Seni mi düşüneyim? Bir nefer gibi değil. Bahçıvan gibi düşün. Sen bu memleketin umudusun Mehmet. Huzura kavuşacaksa memleket... senin çabanla... senin kanınla... senin inancınla olacak. Gönlün de güzel sözlerinde. Lakin daha fazla beklemeye takatim yok Zeynep. Ya ninem? O ne olacak? İkna olacak. Öleceksem de, yaşayacaksam da sen benim yanındayken olsun isterim. O vakit ninem ikna et Mehmet. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Allah bizi bu kabustan uyandıracak. Kabusta değiliz. Düşteyiz. Kırmızı beyaz bir düşte. Uyandığımızda... memleket varmış diyeceğiz. Nereden buldun bunu? Kendim çizdim. Kabiliyetim bu kadarına yetti. Kusura kalmazsın artık. Sen benimle alay mı ediyorsun? İngiliz karargahına sızdık. Ne gördümse, hatırımda ne kaldıysa hepsi orada. Sen aklını mı yitirdin? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Asıl sen nasıl yaptın bunu? Seni Şerif Neccar hususunda uyardım. Ona itimat etme dedim. En başında sorman gereken suali hala sormazsın. Sorsana İngilizler arkadan saldıracağımızı nereden biliyorlardı diye. Şerif Neccar dahi bu kadarını bilemez. İyi düşün. O soysuza plandan bahsetmiş olabilir misin? Şerif Neccar bizim müttefikimiz. Mücahitlerimize destek olacak. Elbette anlatacağım. Benim dahi bilmediğim planı. İngiliz nasıl biliyordu bir düşün. Bu soysuzun hain olduğu konusunda daha seni nasıl ikna edebilirim? Senin ihanetin ne olacak? Elimde ihanetinin belgeleri var. Fotoğrafların var. O aşağılık İngiliz aşanı Cooks'la kol kola.
bunun tezgah olduğunu göremiyorsun değil mi? Üzerime silah doğrultan biri mi söylüyor bunu bana? Şefik, hesabın çok kabardı. Altını çizersek canını versen ödeyemezsin. Vur o zaman. Madem hesaplaşmaya geldin, aksın kimin kanı akacaksa. Bu planları Süleyman Askeri Bey'e götüreceksin. Seninle olan hesabımız ahirete kalacak. Kaçarsın elbet. Ama bir gün. Ne bir gün lan? Ne bir gün? Elinde şehitlerin kanı var. Bir günmüş. Eyvallah. Kopa çeneni. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وارتضى مقاما محمودا الذي وعدته آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Ne yapacağız Şamil Çavuş? Söylesene. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ne yapıyorsun? Konuşma. Canını almadığıma şükret. Sana her vakit kıymet verdim Ali. Her vakit ardında durdum. Sana itimat ettim. Kardeş dediğin itimat eder. Nefer dediğin akıl. Sende ikisi de yok. Şimdi de kardeşlik dersini vereceksin. Sana verecek hiçbir şeyim yok benim. Her şeyden mühim Şefik. Bana değil, vatanına azıcık kıymet gösteriyorsan bu bilgileri Süleyman Askeri'ye ulaştırırsın.
Ali! 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 Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selam ve minike selam. Tebarek değerli celal ve ikram. Abi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sait. Beni bağışla kardeşim. Bana bir kurşun borcum var Şamil Çavuş. Can borcun olsun. Senin canın sağ olsun. Ha, bu yaşımda ağlattınız beni ya. Sen habire ağlarsın Niyazi abi. Kaç kere yakaladım senin çocuğunun fotoğrafına bakıp bakıp ağlarken? Git ya. Şamil. Nereden haber aldınız burada olduğumuzu? Biri görmüş sizi. Gelip haber verdi. Başka bilen var mı burada olduğumuzu? Yok. İçimizden başka bela yok. Şamil Çavuş. Şimdi ne olacak? Tutuklayacak mısınız bizi? Ali kumandan nerede? Şamil, yeter artık. Biz buraya çok mühim bir bilgiyi getirmek için geldik. Ali kumandan Şefik kumandanın yanına gitti. Bu artık senin benim meselem değil, memleketin meselesi. Böyle giderse fazla yaşayamazsın. Ne zaman görsem kan içindesin. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de beni mi takip ediyorsun? Seni niye takip edeyim? Benim için bir anlamın mı var? Zeynep'e gidiyordum. İyi madem. Git. Beni niye durdurdun? Thank you.
Yeter. Bu kadar kâfi. Git artık sen. Dikkat et Ali Teğmen. Her an biri seni ele verebilir. Ne istiyorsun sen? Bu şehirde ne aradığını bilmek istiyorum. Bilmesi gereken biliyor zaten. Ben de bilmek istiyorum. Aksi takdirde bu şehirden çıkamaz. Sen beni tehdit edecek yaşta mısın? Bütün sırlarını açığa verebilecek yaştayım. Sırlarımı bilseydin baba katil olurdun. Bilmek istiyorum. Her şeye razıyım. Benimle mülakat yap. Olur, yaparım. Ne vakit? Nerede? Ben bulurum seni. Geldi. Dikkat! Rahat. Kumandanım. Hakkınızı helal edin. Diyetini ödemeye razıyım. Çekin bunu beni. Diyetini ödedin zaten aslanım. Ne kadar mahir bir nişancı olduğunu gösterdin. Gururlandırdın beni. Sağ olun kumandanım. Bu diyarlar çok yiğit gördü. Süvariler atlarını köpürtürdü çölde. Rüzgar gibi eserlerdi. İmrenirdik çocukken. Lakin ne vakit bir Türk neferi görsem onlar gibi olmak isterdim. Allah sizi bu diyarların başından eksik etmesin aslanlar. Amin. Amin. Bir gün bu gördüklerini bütün Araplar görecek Ömer Bey. Biz belki o vakit buralarda olamayacağız. Lakin bir ayağımız ana vatanda, bir ayağımız cihana dolaşacak. Gözümüzle, gönlümüzle hep buralarda olacağız. Eyvallah. Kumandanım, yüzün gözün perişan olmuş. Ne oldu? Şefik özlemiş beni biraz. Lafladık. Demiştim seni ne kadar çok sevdiğini kumandan. Kumandan, ne oldu? Şefik kumandana itimat etti mi sana? Onu yakında anlarız. Şimdi Şamil Çavuş olur verirse gideceğiz. Estağfurullah kumandanım. Vatan size minnettardır. Biz bir şey görmedik, duymadık. Eyvallah. Sadullah mekanına uğrayın. Şefi orada bağladım. Şafak sökmeden yola çıkalım. Bundan gayrısı tevekküldür. Başınızı dik tutun aslanlar. Vazifeye devam. Emredersin kumandanım. Bizim Taka'ya benzemese de bu da Taka'dır işte. Bu da Tuna gibi zaten. Adına Dicle deyivermişler ama bildiğin Tuna. O vakit marşını da benzet de dinleyelim Niyazi abi. Var mı öyle meziyetlerin? Kimin? Benim. Var tabi kumandan. Vakti zamanında birkaç türkü yakmıştınız. E söyleyiver de dinleyelim ha. İyi. Dicle nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Ali kumandan.
Kut şehrinden çıkmam diyor. Hay Allah müstahakını versin Niyazi. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Ver. Sait, haydi hep beraber sürelim. Haydi. Tiçle neri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Ali kumandan. Kut şehrinden çıkmam diyor. Sait, haydi beraber. Haydi la beraber. Haydi hep beraber, siz de söylesenize ya beni. Kumandanım. He. Beğenmedin mi sen? Yok, beğenmedim. Ya ne şunu beğenmedin? Dur bak bir daha söyle. İster misin? Yok istemem ya. Necer amca bir şey dedi mi? Beni öyle apar topar yollayınca endişelendim senin için. Ben artık çocuk değilim Zeynep. Söyleyeceği her sözün karşılığını alır. Bugünden sonra Necer amcanın epey ortalarda görüneceğini zannetmiyorum. Olanlara inanmak mümkün değil. Geldiğimden beri kaç insan öldü? Harp böyle işte. Herkes kendi canının derdinde. Devlet düşmanla boğuşurken insanlar birbirini yok etmenin peşinde. Necer amca buraya geldiğini biliyor mu? Hayır. Ona kalsa kapıyı üzerime kilitlerdi. Kaçıp geldim. İyi etmemişsin be Fatma. O da kendince tedbir alıyor işte. Seni korumaya çalışıyor. Ama kimden? Ondan başka kim zarar verebilir ki bana? O kadar gizem fazla artık. Onun suçlu olduğunu mu düşünüyorsun? Bir şeyler dönüyor. Lakin gözümle görmedikçe inanmam. İnanırsam babam da olsa hesabını sorarım ben. Ya Üsküplü? Onunla ilgili hala çözemediğim düğümler var. Buraya gelirken karşılaştık. Nerede? Şehirde mi? Burada olduğunu bilmiyor muydun? Nereden bileceğim? Zeynep, benden bir şey saklama artık. Senin dışında güvenebileceğim başka dostum yok benim burada. Fatma, inan benim için de öyle. Ama bana güven. Bilmen gereken her şeyi sana söylüyorum zaten. O vakit anlat bana. Üsküplü kimdir? Nasıl biridir? Onunla ilgili bildiğin her şeyi anlat bana. Gecenin de, gündüzün de Rabbi olan Allah bir nehirle yolumuzu açtı. Öyle bir gecede Mevlüt Çavuş, sen de ruhumuzu gıdasız koma. Eyvallah kumandanım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.